Şu an neredeyim? Şu an Londra'nın dünyaca ünlü Piccadilly Circus meydanındayım arkadaşlar. Peki bu videoda nerede olacağım? Bu videoda aslında Londra'nın birçok yerinde olacağım. Neden? Çünkü bu videoda sizlere Londra'nın ünlü black cab'leri, yani siyah taksileriyle ilgili bilgi vereceğim. Bu bilgiyi verirken taksilere bineceğim, oraya buraya gideceğim ve taksicilerle muhabbet edeceğim. Bakalım Londra'da taksi şoförü olmak zor mu? Bundan memnunlar mı? Ne kadar para kazanıyorlar? Hepsini sorup öğrenip sizlere iletiyor olacağım. Hemen başlıyoruz o zaman. Taksi! Bugüne kadar bu arkamdaki şu yeşil kulübelerin ne olduğunu bilmiyordum. Araştırmalarım sonucunda bugün öğrenmiş oldum. Arkadaşlar bunlar taksi duraklarıymış. Taksi durağı, ama güzelliğine bakar mısınız? Ne kadar böyle tatlı duruyor. Önünde çiçekleri vesaire falan var. Yani taksicilerin beklediği, iş olmadığında ya da dinlendiği yerler. Hatta şurada iki tane taksi var. Görüyorsunuz. Bunlar şarj oluyorlar arkadaşlar. Tabii ki doğa dostu düzenlemelere Londra geçiyor. Belki yeterince hızlı bile geçmiyor ama o iki taksi orada şarj oluyorlar, elektrikli taksiler. Bilmiyorum kaçta kaçı elektrikli ama yavaş yavaş hem otobüsler hem taksiler Londra'da elektrikli hale geçiriliyor. Devam ediyoruz. Şurada bir taksi var bu arada. Boşsa ona bineceğim ve bakalım birlikte gidelim. Tabii ki önce şeyi soracağım. Buna okey deyip demeyeceğini soracağım. Çekim yapacağım. Sizce tamam mı? Gibisinden. Bakalım arkadaş ne diyecek? Birlikte görmüş olacağız. Hello. Hello. Is it free? Yeah, which one? Bond Street? Yeah, sure. And I want to film and speak to you. Is that alright? Yeah, okay. Have a chat. Alright, go on, okay. Chat me. Awesome. Thanks very much. Okay, well, you go to Bond Street? Yes, Bond Street, please. So you start with 320? 320 is where you start. Yeah, okay. Do I have to wear a mask? It's up to you. Okay. Car maker, it's your choice. Okay, thank you. Okay. Awesome. But I have to wear a seatbelt. That's, again, that's up to you. I can't force you. Okay. You're over 14, I can't make it. Okay. But if anything happens, probably I can't get any insurance money. Probably or... not, no. Yeah. The majority of people don't wear them. Very few people don't see them. Okay, I'm not gonna wear just because I'm filming. What are you filming for? I have a YouTube channel. Oh yeah. Yes. I live in London, but I'm kind of making a video about London black cabs. You know, it's very popular. Yeah. Everywhere. So how long have you been doing this? 20 years. 20 years. Yeah. Oh my God, that's quite a long time. So you are quite. You know a lot about all the streets and landmarks and everything now. I've probably forgotten more than what I know. Oh, really? How long did it take you to pass the test? I know it's quite hard, right? That's 4 years. 4 years, okay. Do you like it? No. Nah. Really? Why not? What is wrong about it? I find it boring, that's all. I've never liked it. Ah, okay. I know, it's kind of lonely, isn't it? Yeah. Why did you choose to do it? Nothing else to do, basically. Yeah. Yeah. What I was doing weren't any good anymore, so I thought I'd do something else. Okay. Are you happy with what you earn? Yeah, it's alright. It's alright. It's alright. Okay. But it's not easy, I assume. I mean. Nothing's easy, though, is it? Yeah. 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 Nothing's easy. What is the maximum people you can take? 5 in here. 5. Okay. Is it illegal if you take like 6, 7? Yeah. How do they, this thing work? Like, is it according to how much time you spend on the vehicle or where you go? What, the cost, yeah, the rates. It goes on the mileage and the time, it goes on both. Ah, okay, mileage and time. Yeah. Okay. Okay, makes sense. What did you pay for the cab? Was it expensive? When I bought this, it was about 28,000. 28,000? Yeah. When did you buy? 8 years ago. Years ago. Now they're about 65,000. Okay. It's quite expensive, right? You can get a quite like
good car for 65,000. Yeah, lovely car for 65,000. Yeah. Yeah. So do you like London? Yes, I do like London. Yes. Do you? No. No? Why not? There's too many people here. It's all right at the moment. Yeah. But it's not work. It's too rare. Yeah. Like if you go down and anywhere, yeah, anywhere. Because I'm not going anywhere specific. I'm just for the sake of filming. Lovely to speak to you. Thanks very much. Well, cheers, bye bye. İlk taksi yolculuğum az önce sona erdi. Yani bugünün ilk taksi yolculuğu. Bugüne kadar ki Londra'daki 7 yıldır ilk taksi yolculuğu değil tabii ki. ve 10 dakika sürdü yaklaşık. Ve 3 kilometre yol geldim. Kaç para ödedim biliyor musunuz arkadaşlar? Şok. 12 pound tuttu. 12 pound. Abi 12 pound nedir ya? Çok fazla. Hani gerçekten, gerçekten çok fazla bence. Yani şöyle diyeyim, biliyorum zaten bu Black Cab dedikleri, bu taksiler pahalı. Londra'daki en pahalı ulaşım araçlarından kendileri. Yani bunu kanıtlamış olduk. Adama da ayıp olmasın diye. Bir de bu arada kredi kartıyla ödeme yaparken size seçenek sunuyor. İşte %10 bahşiş, %20 bahşiş, %30 bahşiş vermek istiyorum şeklinde. Yani adam da sağ olsun konuştu diye ben %10 da bahşiş verdim. 12 pound üzerine 1.2 pound eklendi. Şu kısacık yolculuğum için bugüne kadar hiç yapmadığım şekilde 13.2 pound ödedim. Şuralarımda bir sızı var. Bilmiyorum nasıl geçecek. İnşallah arabaların gürültüsünden fırsat bulabilirsem size nasıl mini cab driver olursunuz, black cab driver yani taksi sürücüsü nasıl oluyorlar, biraz ondan bahsedeceğim. Notlarıma bakarak. Taksi sürücüsü olmak Londra'da gerçekten çok zor. Bu sürücülerin arkadaşlar 320 tane rotayı ezbere bilmeleri gerekiyor. Bu rota derken kastım ne? Atıyorum diyor ki belli 100 bine yakın işte sokak ve önemli bina, istasyon vesaire var burada belirlenmiş Londra'da. Ve bunların arasından 320 rota belirlenmiş. Örneğin diyor ki işte bilmiyorum A otelinden diyor B istasyonuna nasıl gidilir? Bunu siz sınavda direkt ezbere ve çok takılmadan söylemek zorundasınız. Bu 320 rotanın hepsini bilmeniz gerekiyor ve 4 aşamalı bir sınav yapıyorlar. Sırayla aşamaları geçmenizi bekliyorlar. Yaklaşık bu arada ortalama 3-4 yıl süre alıyor bu sınavın geçilmesi. Yani 3-4 yıl boyunca siz çalışmaya devam ediyorsunuz. Hatta böyle insanlar görüyorsunuz burada Londra'da. İşte bu scooterlarda ya da motorlarda önlerinde harita oluyor böyle. Bunlar genellikle, inşallah görürüm birini ve size de gösteririm. Bunlar genellikle bu rotaları çalışan insanlar. Çünkü bayağı siz gündüz normal bir iş yapıyorsunuz ve para kazanıyorsunuz. Diğer zamanlarınızda da eğer ileride taksi şoförü olmak istiyorsanız bu rotaları çalışıyorsunuz. Yani buralarda geziyorsunuz ve bu rotaları ezberlemeye çalışıyorsunuz. Dediğim gibi bu süre 3-4 yıl alıyor. Gerçekten uzun bir süre. Umarım dediğim gibi şunlardan bir tanesini görürüm ve size de gösteririm. Arkamda bir tane taksi duruyor bakın şurada.
sınavlarla ilgili olarak söyleyebileceğimiz bir şey daha var. Bu sınavları, sınavlara hazırlanan kişilerin %90'ı yaklaşık sınavı geçemiyorlar. Yani şöyle diyeyim, aslında sınavı geçememek değil, tekrar tekrar deneyebiliyorsunuz ancak şöyle bir şey var, insanlar bıkıyorlar açıkçası çalışmaktan. Yani tabii ki çok zorlu bir süreç olduğu için yoruluyorlar, artık daha fazla çalışamıyorlar ya da çalışmak istemiyorlar. Bu nedenle de bırakıyorlar. Yani artık benden taksi şoförü olmaz, ben başka işlere bakayım diyerek umutsuzluğa düşüp bırakan çok sayıda insan varmış. Taksilerle ilgili konuşmaya ve bilgilenmeye devam ediyoruz. Bu arada şöyle bir inşaat alanına giriş yapmış gibi gözükebilirim arkadaşlar. Londra'nın inşaatları bitmez gerçekten. Ve bu sokaklarda bu şekilde düzenlemeler yapılır. Yani şu üstümüzde çalışma var. Bina boyanıyor olabilir, işte binaya bir şeyler yapılıyor. Yalnız burası kaldırım olduğu için kaldırımlara mutlaka şu şekilde, bakın, böyle geçişler konuyor. Dolayısıyla siz kaldırımdan yürüdüğünüzde kaldırım kesilmemiş oluyor. Binanın da işlemleri devam ediyor tepenizde. Ve böyle siz bu tünellerden geçerek kaldırımdan yürümeye devam ediyorsunuz. Yeşil kulübelerden bir tane daha buldum. Hemen size de göstereyim. Çok tatlı ya, bakar mısınız? Güllü müllü, allı güllü. Tahminimce bu kulübe, belki burası daha önce yoldu ama şu an araç trafiğine kapalı bu nokta. Yalnız şurada taksiler bekliyor. Şurada, bakın şurada, orada bir taksi durağı var. 4 tane taksi gördüm. Tahminimce bu burasıydı önceden durak ama planlamalar değiştiği için, sokak planlamaları, taksiler orada bekliyor ama kulübecikleri burada. Sevgili Elizabeth Frink adlı heykeltıraşın At ve Binicisi isimli heykelinin önünde birkaç bilgi daha vereyim sizlere. Bu arada şu an etrafımda bilmem kaç binlerce poundluk ürün satan dükkanlar var. Yani sokaklarda çöp yok diyeceğim ama bal dök yala her yer. Öncelikle bu siyah taksiler arkadaşlar sadece Londra'da değil, Liverpool'da, Manchester'da ve İskoçya'da da var. Yalnız tabii ki Londra'nın siyah taksileri ünlü, dünyaca bilinenler onlar. Bu taksiler şu an, yani siz satın almak isterseniz kiralama şansınız da var, ancak satın almak isterseniz taksiler 65.000 pound. 65.000 pound nedir ya? Burada bildiğim kadarıyla ikinci el bir Mercedes 15.000 pound civarında. 15.000 pound'a bu arabayı alabiliyorsunuz. Taksiye 65.000 pound'a alıyorsunuz. Çok pahalı. Ancak dediğim gibi kiralama şansınız da var. Tahminimce birçok sürücü bunları kiralamış haldedir. O şekilde kullanıyordur. Black Cap lisansını alanlar bir rozet alıyorlar arkadaşlar. Kendi lisanslarını göstermek adına birer rozetleri oluyor. Şuraya koyacağım o rozeti, fotoğrafını. Aslında adama da sorabilirdim. Bir dakika, bir sonraki seferimde adama sorayım, rozetin var mı abicim, bir gösterir misin şeklinde bir sorayım ben ona. Bunların bilmesi gereken alan, Charing Cross'u merkez olarak aldığımızda yaklaşık 9,5-10 kilometrelik bir çemberi biliyor olmaları gerekiyor ayrıntıları ile birlikte. Gerçekten hepsini kutluyorum, kolay değil Black Cap sürücüsü olmak.
Can I film what we are speaking now? Is that all right? Okay, first question. What do you think about Uber? Is it going to be banned? Well, it's not going to be banned, even if they've been banned. You know, somewhere else come along and fill in their shoes. Now, how long have you been a taxi driver, a cab driver? Driving for 6 years now. Are you happy with what you are doing? I am, yeah. Okay. So you have a badge, right? Showing or like kind of a proof that you are a licensed taxi driver. Oh, yeah. Once more. Thank you so much. Do you know how many cabs like licensed at the moment? About 20,000. In London? Yeah. Oh my god, 20,000. 20,000 cab compared to 120,000 Uber. Oh. That's just London. Okay. So you're wondering, you know, where all this traffic come from? It's all them. So how long did it take you to pass the test, the knowledge test? It took me 4 years. 4 years? To study, yeah. Long time. Are you happy with what you earn? Do you have to put so many hours to earn? Well, at the moment, it's difficult. Yeah. There's nobody around. Yeah. Yeah. But before COVID, yeah, it was alright. It was alright. Yeah. Is it like £30,000? Is it, and can we say that's 30, the average? 000? Yeah. What, a year? Yeah, a year, yeah. I'd rather not to say. Okay, why not? is it a secret? Me and the taxman. Sorry? Oh, me and taxman. Okay, yeah. Evet, bir yolculuk daha bitti. Bu sefer kaç ödedim? £7 ödedim arkadaşlar. Vallahi çok bir yol gelmedim. Bilmiyorum işte, bütün yolu çektim. 5 dakika sürdü galiba yol. £7 ödedim. Arkamdan güzel bir araba geliyor. Anonsumuzu Regent Street'ten yapıyoruz. Şuralara bayraklar asmışlar. Görüyorsunuz bütün yol boyunca, başka yerlerde de var. Bu bayraklar ne diyor? Thank you, our heroes diyor. Yani NHS'e, buranın Sağlık Bakanlığı gibi bir kurum. Onlara teşekkür ediyorlar. Neden? İşte koronavirüs döneminde vesaire hala çok çalıştıkları ve gerçekten çok emek harcadıkları için bu pandemiyle ilgili olarak. Tabii ki notlardan devam ediyoruz arkadaşlar. Tarihi birkaç şey bilgi vereceğim. Öncelikle cab, niye black cab diyoruz? Burada taksi denmiyor bunlara. Bu cab, cabriolet'den geliyor Fransızca, cabriolet sözcüğü. Sanırım iki tekerli araç anlamına geliyor. İki tekerli tarihi zamanlarda atla çekilen araç anlamına geliyor. Black cab'deki cab buradan geliyor. Bunların tarihi bayağı eskiye dayanıyor. Aslında şöyle, kiralanabilir araç olarak düşündüğümüzde Londra'da yaklaşık 1650'lerden beri yasaya bağlanmış bir şekilde kiralanabilir araçlar var. Yani bu 400 yıl ediyor. Gerçekten çok uzun bir süre, 400 yıla yakın bir süre ediyor. İlk başta tabii ki bunlar atla çekilen araçlar ve Hackney Carriage diye geçiyor. Hackney nedir? Hackney, yılmadım, durmadım, onu da araştırdım. Hackney burada bir bölgenin adı. Ve 17. yüzyılda bu bölge at yetiştiriciliğiyle ve atlarıyla ünlüymüş. Dolayısıyla araçlar, bu kiralanabilen ve atla çekilen araçlar Hackney'den geliyormuş. O yüzden de bunlara Hackney arabası deniyormuş abi. Yani böyle klasik bir bilgi. Melon şapkayı bilir misiniz? Melon şapka nedir? Burada bu araçlar ilk çıktığı zamanlarda işte 17. yüzyıl vesaire o dönemler. Erkekler melon şapka takıyorlar. Tabii ki bunlar üst sınıf insanlar. Herkes araç kiralayamaz doğal olarak. Bunlar zengin kesim ve melon şapka takıyorlar. Ve araçlara getirilen yasal bir düzenleme var. Bu kiralanan araçlar belli yükseklikte olmak zorundalar. Neden? Çünkü sörler, İngiltere'nin sörleri, işte asilzadeleri bu araçlara melon şapkalarını çıkarmadan binebilsinler diye bunlara yükseklik sınırı bile getirmişler yasal olarak. Ve son tarihi bilginiz şu: belli bir dönemde bu araçlar hala atla çekilir durumdayken
getirilmiş yine bir yasal düzenleme ve yasal zorunluluk. Araçlarda bir balya saman taşımak zorundasınız. Evet, bu da yasaya bağlanmış ve denmiş ki bu araçlar, bu atla çekilen araçlar mutlaka depolarında bir balya saman taşıyacak. Tabii ki artık böyle bir şey yok. Artık saman taşımıyorlar. Araçlar yavaş yavaş hepsi elektrikli araca dönüyorlar. Londra'da taksiciler ne kadar kazanıyor? Arkadaşlar, eğer 9-5 gibi normal saatler çalışıyorsanız yaklaşık 30.000 pound kazanıyorsunuz yıllık brüt olarak. Ancak tabii ki daha fazla çalışabilirsiniz. Eğer böyle ben Türkiye'ye gidince ev alacağım, çok para biriktirmem lazım diyorsanız, o zaman yıllık 75.000 pound'a kadar para kazananlar varmış. Bu 75.000 pound çok iyi para, gerçekten gerçekten iyi para. Peki bu aldığımız ücreti biriyle paylaşıyor musunuz? Taksi sizinse tabii ki zaten para da sizin oluyor tamamı. Ama taksiyi kiralayabiliyorsunuz. Taksiyi eğer kiralamışsanız tabii ki kira bedelini ödüyorsunuz kazandığınız ücretten ve benzini ödüyorsunuz. Geri kalan yine sizin paranız oluyor. Şimdi bir şeyler yiyeceğim. Nerede yiyeceğim? Acaba şu işaret size tanıdık geliyor mu? Tanıdık gelmesi lazım. Çünkü orası neresi? Orası arkadaşlar kahve dünyasının Londra şubesi. Verdim. Yemeği bekliyorum. Notlarımda kalan iki bilgiyi daha sizlerle konuşalım. Paylaşmak istedim. Burada bu siyah taksilere taksi diye bağıramazsınız. Yani taksi çağırmak için taksi diye bağırmak yasak. Yasal olarak bir yasak bu yani. Öyle bir şey var, ilginç bir şey. Ve diğer bir şey de az önce söylemeyi unuttum. Hackney Carriage dediğimiz dönemde, yani 17. yüzyıl, 16. yüzyıl o civarlarda taksi sürücülerinin vebalı ya da çiçek hastalığına tutulduğunu düşündüğü insanları, yani bu risk varsa eğer yolcuda araca almama şansı vardı, yolcuyu reddedebiliyorlardı. Arkadaşlar, yemeğim geldi. Ne söyledim? Kısaca size ondan bahsedeceğim. Burada buna kiş diyorlar. Bilmiyorum Türkçesi ne bunun ya? Turta mı? Turta galiba. Bu benim söylediğimin içinde pastırma var. Kahve dünyasında olduğumuz için burada böyle Türk motifleriyle süslenmiş İngiliz yemekleri bulabiliyorsunuz. İçini de göstereyim. Bilmiyorum, merak ediyor musunuz ama şöyle. Böyle dışı kıtır, içi yumuşak bir yiyecek. Yanında salata söyledim. O zaman kapanışımıza geçelim. Çok güzel bir video olduğunu düşünüyorum. Yine Londra ile ilgili çok şey öğrendiniz. Londra hakkında bu öğrendiklerim bana yetmedi. Ben biraz daha bir şeyler öğreneyim diyorsanız size şu videoyu öneriyorum. Yok, ben acıktım, birazcık böyle yemeli içmeli bir şeyler olsun diyorsanız da ev arkadaşımla çektiğimiz Uzak Doğu yemekleri yediğimiz şu videoyu size öneriyorum arkadaşlar. Mutlaka izleyin. Abone olmadıysanız hala bence abone olun ve arkadaşlarınızı da paylaşın. Çok teşekkür ediyorum. Haftaya çarşamba yeni videoyla bu kanalda tekrar buluşmak üzere.